Canım bilgisayarında resimlerim ve müziklerim adında iki dosya vardır. Can bu dosyaları yedeklemek için harici belleğine kopyalayacaktır. Resimlerin dosyasının boyutu 8 GB. Yani şurası 8 GB olsun. Müziklerin dosyasının boyutu 64 GB. Burası da 64 GB. Hafıza dönüşümleri 1 GB 4 üzeri 5 MB. 1 MB da 4 üzeri 5 KB. Bilgisayarlardan harici belleğe dosya aktarımızı saniyede 128 kilobayt olduğuna göre müziklerim dosyasının kopyalanması kaç saniye sürer? Öncelikle şu 64 megabayt gigabaytı ben kilobayta çevireyim. 64 GB, 1 GB ne kadarmış? 4 üzeri 5 megabaytmış. Yani sen buna 64 çarpı 4 üzeri 5 megabayt dediğin zaman bak megabayta çevirmiş oldum. 1 MB da 4 üzeri 5 kilobaytmış. Yani şu megabaytı silip bunun yerine 64 çarpı 4 üzeri 5 megabaytın yerine de 4 üzeri 5 yazdığım zaman bu kilobayt oluyor. Şimdi bu kadarlık bir bilgiyi ben 128 kilobayt her bir saniyede aktarıyorum buradan buraya. O zaman şu büyük parçayı bu küçük parçaya bölersem kaç saniyede taşıyacağım bulurum. Bunu ben hepsini ikilik tabana çevireyim. Çünkü tek ortak burası 2 oluyor. Burası da 2 olur yine. 64 2 üzeri 6'dır. 4 2 üzeri 2'nin 5. kuvvet yani üstün üstü olacak. 4 de yine 2 üzeri 2'dir. Bunun 5. kuvveti. Biraz daha toparlayalım. Burası 2 üzeri 6 oldu. 2 kere 5 10. 2 üzeri 10 oldu. Üstün üstü çarpılır. 2 kere 5 10. Bu da 2 üzeri 10 oldu. Toplarsak 2 üzeri 26 kilobayt bulunur. Bu kadarlık bir bilgiyi ben 128 kilobaytlık saniyede taşıyacağım. Yani 2 üzeri 26'yı 2 üzeri bu 128 de 2 üzeri 7'dir. Onu da yine biliyoruz daha önce de. 2 üzeri 7'ye böleceğim ki içinde kaç defa bu kadar olduğunu bulacağız. O da bölme işlemi. Üst ifade bölmeyi nasıl yapıyorduk? Payın kuvvetinden buradan 2 üzeri 26'dan paydanın kuvvetini 2 üzeri 7'yi çıkarıyoruz. Onu da pardon şöyle yapıyorduk. 7'yi çıkarıyoruz. O da 2 üzeri 19 saniye olur. Cevabımız C şıkkı bulunur. Bakalım. Evet, C şıkkı bulundu doğru. Tamam boş olan harici belleğe müziklerim klasöre kopyalandığında harici belleğin %25'i dolduğuna göre harici belleğin hafızası kaç kilobayttır? Şimdi harici bellek yani dışarıdaki bellek bu. Bakın müzikler dosyasını yüklediğimizde dörtte biri o zaman %25 demek. Dörtte biri. O zaman ne kadarlık kısmı? Şu kadarlık kısmı 2 üzeri 26 bulmuştuk az önceki çözümle. Bakın burada ne yapmıştık? 2 üzeri 26 tamamıydı. Şöyle kırmızıyla göstereyim. Müziklerim dosyasını biz kilobayt olarak bu kadar bulmuştuk. O zaman bunun gibi 4 tane bak. 2 üzeri 26, 2 üzeri 26, 2 üzeri 26. Biz toplamak yerine çarpalım. 4 çarpı 2 üzeri 26 dediğimiz zaman bu da 2 üzeri 2'dir. 4 ve 2 üzeri 26 oldu. O da çarpma işleminde üstler toplanır. 2 üzeri 28 bulunur. Cevabımız B şıkkı. Bakalım. Evet cevap B şıkkıymış. Üçüncü soru da yine en baştaki soruyla alakalı. Can resimlerim klasörünü kopyalarken kopyalamanın %25'i tamamlandığında kopyalamayı iptal ederse harici belleğe kaç kilobaytlık dosya kopyalanmış olur? Bu sefer resimleri soruyor bakın. Daha önceki müziklerdi. Tekrardan birinci soruya dönelim. Bakın resimlerim de 8 GB'lık bir hafıza yer ediyormuş. Bunun bu tarafa kopyalandığı zaman %25'lik kısmı kopyalandığında ne oluyormuş? İptal edeceklermiş. Ne kadarlık kısmı kopyalanmıştır diyor. Yine 8 GB'ı biz kilobayta çevireceğiz. Önce megabayta sonra da kilobayta çevireceğiz. Bak 1 GB 4 üzeri 5 MB'mış. 1 MB da 4 üzeri 5 KB. O zaman en başta yine 8 GB biz bunu megabayta çevirelim. 8 çarpı 4 üzeri 5 dediğim zaman bu megabayt oluyor. Ama daha kilobayta çevireceğiz.
Bakın bunu da yine 4 üzeri 5 ile çarparsam ne oluyor? Kilobyte oluyor. Öndekileri de yine yazalım. Yine çevirmelerimizi yapalım. 8 neydi? 2 üzeri 3 demektir. 4, 2 üzeri 2. 2 üzeri 2'yi 5 ile çarparsak 2 üzeri 10 demektir. Yine bu da 2 üzeri 10. Toplarsak 2 üzeri 23 kilobyte bulunur. Bu resimlerim klasörü. Bunun da %25'i tamamlandığında işte aktarım. %25 demek arkadaşlar 25 bölü 100. Yani 1 bölü 4 sadeleştiği zaman. Yani 4'te 1'i. Yani 4'e böl. O zaman 2 üzeri 23'ü ben 4'e böldüğüm zaman kalan aktarılan kısmı buluyorum. 4 de 2 üzeri 2 demektir. 2 üzeri 23 bölü 2 üzeri 2. Evet, 23'ten 2 çıkarsa ne kalır? 2 üzeri 23 eksi 2'den 2 üzeri 21'li kısmı aktarılmış ve kopyalanmış. Bakalım cevaba. Evet, A şıkkı 2 üzeri 21. Biz de A şıkkının 2 üzeri 21'i bulduk zaten. Cevap doğru. Bir ormanda bulunan yangın gözetleme kulelerini birbirine bağlayan yolların uzunlukları aşağıdaki gibi A, B ve C ardışık pozitif tam sayılar olmak üzere 3'ün kuvvetlerine eşittir. Buradaki ardışık kelimesine göz ardı etmiyoruz. Bu bizim işi çözecek olan noktamız. Buna dikkat edelim. İşte birinci gözetleme kulesi, ikinci, üçüncü ve dördüncü izlenilen yol burası. Orman bekçisi birinci gözetleme kulesinden yürüyerek dördüncü gözetleme kulesine geldiğinde yürüdüğü yol 1 kilometreden az olmaktadır. Buna dikkat edelim. Buna göre ikinci kuleden yürümeye başlayan bir kişi üçüncü kuleye gelene kadar en fazla kaç metre yol yürümüş olabilir? En fazla dediği için şu aralıkları toplayacağız ve 1000'i geçmeyecek şekilde en büyük olmasını sağlıyoruz. Yoksa en az deseydi ben buraya 3 üzeri 0 derdim. Hatta 3 üzeri 1 derdim. 3 üzeri 2 derdim. 3 üzeri 3 derdim. Hemen ardışık olacak ya 1, 2, 3. Buradan pozitif dediği için 1, 2, 3 alırdım. Ama en az deseydi. En fazla dediği için ben burayı en büyük olacak şekilde yapıyorum. Mesela 3 üzeri 6 alayım bir. 3 üzeri 6 729 metredir. Hani amaç 1 kilometreden yani 1000 metreden az olsun. 3 üzeri 6 alsam 729. O zaman buraya 3 üzeri 5, buraya da 3 üzeri 4 gelir. 3 üzeri 5 de 243 metredir. 3 üzeri 4 de 81 metredir. Şunları bir silelim. Bunlar en aza göreydi. Biz en fazla yapıyoruz şu anda. Kafamızı karıştırmasın. Şimdi 729'u, 243'ü toplasam burası hemen hemen 950, 960 yapıyor. 81 de eklesem 1000'i geçiyor. O zaman bu da olmadı. Yani 3 üzeri 6 olmaz. O zaman burayı 3 üzeri 5, 3 üzeri 4 ve 3 üzeri 3 şeklinde alayım. Bakayım sağlayacak mı? 3 üzeri 5, 243 demektir. 3 üzeri 4, 81 metredir. 3 üzeri 3 de 27. Evet, 243 ile 81'i toplasam zaten bir 324 falan yapıyor. 27 daha, 350 civarı yapıyor. Yani 1000'i geçmedi ve şartımızı sağlıyor. En fazla dediği için de en fazla bu 3 üzeri 5, 3 üzeri 3, 3 üzeri 3 oluyor. Bana soru şurasıydı. 2 ile 3 arasındaki kısım, o da şurası. Yani 81 metre bulunur. Cevabımız A şıkkı. Bakalım. Evet, cevap A diyor. Doğru o zaman. Doğru yapmışız. Evet, bu da son sorumuz olsun. Samet birim karelere ayrılmış kartlarla aşağıdaki gibi bir üstü sayılar kuralı oluşturmuştur. Kartların rengi kural üzerinde etkili değildir. Önce şu kuralı bir anlamaya çalışalım. Ne yapmış? Burada 6 tane kart var. Bakın tabanı 6. Sonra üzerinde 2 var. Üstü 2. Onun da üstünde 3 var. Üstü 3. Yani üstün üstü kuralını anlatmaya çalışmış. 6'nın bak bu 2, bu 3 karesinin 3. kuvveti demiş. Buna bakalım. Bak burası 2, 3 ve 6. 2'nin 3. kuvvetinin 6. kuvveti demeye çalışmış. O da bu. Şimdi buna göre diyor, kartları kullanarak aynı kural ile elde edilecek en büyük sayı 2'nin kaçıncı kuvvetine eşit olur? Burada ne var? 8 var. Burada 6 var. Burada 2 var. Burada ikilik tabana gelebilecek iki türlü sayı var. Bir 2 var, bir de 8 var. İkisini de görelim. Biz 8'i 6'a koyduk diyelim. Üzerine 6'yı koyduk. Onun da üzerine 2'yi koyduk diye düşünelim. 8'in 6. kuvvetinin 2. kuvveti. Bunu 8'i biz 2 üzeri 3 de yazabiliriz. 2 üzeri 3'ün 6. kuvvetinin
ikinci kuvveti. O da ne yapar? 2 kere şey 3 kere 6 18, 18 kere 2 36. Yani üstün üstünde kuvvetler çarpılırdı. 2 üzeri 36 bulunur. Bir de 2'yi en alta koyalım. Onu da maviyle göstereyim. 2 üzerine 6 koyalım. Onun da üzerine 8 koyalım. Burada 6 ve 8 yer değiştirebilir. Sıkıntı yok. Çünkü çarpma işlemi yapacağız. Çarpmada yer değişimi özelliği olur. O da 6 kere 8, 48. 2 üzeri 48. Bana 2'nin diyor kaçıncı kuvveti en büyük olurdu? 2 üzeri 36 ile 2 üzeri 48 arasında 2 üzeri 48 daha büyüktür. O zaman cevabımız B şıkkı bulunur. Bakalım cevaba da. Evet, cevap B şıkkı diyor. Doğru. Evet arkadaşlar, bugün üstü sayılar ilgili 5-6 tane yeni nesil soru çözdük. Her gün bu kadar soru çözsek bu bile sizin için güzel bir yol gösterici olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.